Katil zanlısı artık cezaevinde. Şimdi sıra cinayetin arka bahçesinin aydınlatılması ve yargı sürecinde. Avukatları işlediği cinayeti kabul eden Cem Garipoğlu'nu en düşük ceza ile kurtarmak istiyor. Bunun için de katil zanlısının yaşının 18'den küçük olduğu üzerine savunma kuruyorlar. Uzmanlar Garipoğlu'nun adli tıp raporuyla çelişen ifadesinin de bu amacın bir parçası olduğunu savunuyor. Adli tıp raporu cinayetin hunharca ve tasarlanarak işlendiğini işaret ediyor. Cem Garipoğlu'nun savunması ise tahrik ve cinnet üzerine kurulu. İşte Cem'in adli tıp raporuyla çelişen ifadesi. Bu olayın kurgu olduğu tartışmaya mal vermeyecek kadar aşikar. Bu bir ezber, bu bir oyun. Biz bu ezberi ve oyunu bozacağız. Fakat 197 gün boyunca adım adım ilmik ilmik işlenmiş, ifadenin nasıl verileceği resmen şüpheliye ezberletilmiş. Bunun üzerine şüpheli tarafından verilen ifadeler var. Fakat burada iyi çalışılmadığını görüyoruz. Çünkü hem adli tıp raporuyla çelişkiler var hem de ifadenin kendi içerisinde çelişkiler var. Garipoğlu ifadesinde cinayeti kıskançlık krizine girip cinnet getirdiği için işlediğini ve Münevver Karabulut'u karnından bıçakladığını söylüyor. Oysa adli tıp raporu Münevver'in vücudunda 13'ü başından olmak üzere 29 değişik kesik olduğunu gösteriyor. Testere meselesi, işte boğazından bıçakladım meselesi, adli tıptaki kriminal sonuçlar ve belirtilerle bunun kurmaca olduğu, bir senaryo olduğu, amacın cezayı minimize etmek olduğu, diğer şüphelilerin iştirak halinde onunla birlikte hareket eden diğer şeriklerin alacağı cezaları minimize etmek olduğu ve onları kurtarmaya yönelik bir operasyon olduğu çok aşikar. Üstelik raporda Münevver'in karnından değil sol köprücük kemiği hizasından 3 öldürücü bıçak darbesi, boynunda da 2 bıçak darbesi aldığı belirtiliyor. Aynı zamanda Münevver'in sağ el 3. parmağının eklem kökünde ve sol el 2. parmağıyla her iki bileğinin üst kısmında kesikler mevcut. Bunlar da bıçaklanırken bıçağı tutmaya çalıştığını gösteriyor. İkinci çelişki ise Cem Garipoğlu'nun cinayeti işlediğinde evde yalnız olduğunu belirtmesi. Oysaki adli tıp raporunda Münevver'in karnının ön yüzünde göbek deliğinin altından geçip aşağı doğru yatay seyreden, yer yer cilt altı yağ dokusunu içeren, en küçüğü 20 santim, en büyüğü ise 25 santim uzunluğunda 4 hat halinde düzgün kesik var. Bu durumsa adli tıp uzmanları tarafından cinayetin birkaç kişi tarafından işlendiği ve işkence yapıldığı şeklinde yorumlanıyor. Raporda ayrıca Münevver'in tırnak arasında aynı DNA yapısından kişilere ait bulgulara ulaşıldığı yazıyor. Ve bu DNA'ların Garipoğlu soy ağacındaki erkek bireylere ait olduğu belirtiliyor. Ve bir başka çelişki, Garipoğlu ifadesinde Münevver Karabulut'un kafasını cinayeti işledikten sonra bavula sığmadığı için kestiğini söylemişti. Ancak raporda Münevver'in başının henüz yaşıyorken kesildiği belirtiliyor ve uzmanlara göre bu da cinayetin vahşice işlendiğini gösteriyor. Ben cesedi sığsın diye testereyle kestim diyor. Bunu söylemekteki amaç nedir? Ağırlaştırılmış müebbet hapisten müebbet hapise giden bir süreç vahşice olmasın diye tasarlayarak tasarlama söz konusu olmasın, bu ağırlaştırıcı sebepler uygulanmasın diye aniden girişti. Merak edilen bir başka konuysa cinayette kaç bıçak kullanıldı? Garipoğlu, Münevver Karabulut'u mutfaktan aldığı bir meyve bıçağıyla öldürdüğünü söyledi. Ancak adli tıp uzmanları aynı kanıda değil. Rapora göre benzer özellikte birden fazla kesici delici aletle de meydana gelmiş olabileceği vurgulanıyor. Ve cinayetle ilgili bir başka çelişki, Cem Garipoğlu ifadesinde eve girdikten sonra Karabulut'a bahçe ve havuzu gösterdiğini, 35-40 dakika kadar sonra mutfaktan yiyecek bir şeyler aldıklarını, sonra genç kızın telefonundaki mesajlar üzerine başlayan kavganın ardından Karabulut'u öldürdüğünü söylüyor. Kamera kayıtlarına göre ise Cem Garipoğlu Münevver'le eve girdikten 10 dakika sonra testere almak üzere evden çıkıp nalbura gidiyor.